Merhabalar, bugün 4. bölümü noktalıyoruz. 25. parçasını işleyeceğiz 4. bölümün. Ve sınıf ve arayüz bölümlerini bitiriyoruz. Kısa bir ders olacak bu ders. Kitabımızın 25. bölümü aynı, yani sınıf ve arayüz tanımlarını, hani birden fazla sınıf ve arayüz tanımlarını tek bir dosya içinde yapmayın diyor. Yani bunu aslında çok anlatılacak bir şey yok ama yine de kitabın verdiği örnekler üzerinden gideceğim. Şimdi kitap şöyle bir örnek vermiş. Utensil diye bir sınıf yaratmış. Böyle mi okunuyor bilmiyorum. Bir de dessert diye bir sınıf yaratmış. Tek bir şeyin içinde. Bunların bir API ve arayüz tanımı olduğunu düşünün. Şimdi kitap diyor ki bunu böyle bir kullanım yaptığınız zaman gidip bunu çağırdığınızda tek tek eriştiğinizde tabii ki buradaki cevabı alacaksınız diyor ama şöyle bir şey de mümkün olabilir diyor. Atıyorum böyle bir tanım var. Gidip bir de aynısının dessert diye bir tanım olduğunda hani kafa karışıklığı olabilir. Başka bir yerde tekrar tanımlanabilir ve yanlış değeri alabilirsiniz diyor. Bundan bahsetmiş. Ben bunu şu an yorum satırı halinde bunu açtığımda hata verecek. Yani derleyici sağ olsun böyle bir şeyin önünü kesiyor aslında. Böyle bir şey zaten tanımlı diyor. Ama illa böyle bir kullanım yapacaksanız da diyor kitap yani tek bir şeyin içinde tanımlayacaksanız diyor bunları private static olarak tanımlayın. Diyor ki geçen derste de static'leri daha çok tercih ettiğimizi inner sınıflarda, iç sınıflarda görmüştük. Bu da onların nedenlerinden bir tanesi. Bunları private static olarak tanımlayın diyor. Gidin bir metod içerisinde çağırın. Böylece hem güvenliği sağlamış olursunuz hem de daha okunabilir bir kod olmuş diyor. Mesela bunun da hemen örneğini şöyle görelim. Ben bunu dışarıdan çağırabilmek için şöyle bir metot yazacağım. Ne diyelim? Şu yukarıdakinin aynısını alıyorum. Şöyle gittim. Şurada main metodum var. Bir tane test nesnesi yaratalım. T nokta yazdır dediğimde bakın çok güvenli, yani hem ne olduğunu görebiliyorsunuz buradan hem de başka bir erişim sıkıntısı gibi bir şeyler yok. Kitap tamamen bundan bahsetmiş. Ama hoş, yani ben bu konuyu anlatmasam da bu kitap bundan bahsetmese de şu tarz bir kullanımın çok yapılacağını zaten düşünmüyorum ama yani kitap da her yerden bahsetmek istiyor tabii ki. Böyle şöyle çalıştırdığımızda da aynı sonucu aldığımızı görelim. Kısa bir ders olarak bu dersi bitirelim. İyi seyirler.